çizildi. Şimdi tabii adanın yollarının farklı en kesitleri var. Onun için bizim buradaki asıl amacımız yayayı öne çıkarmak, yayaya yürüme alanı açmak. Dolayısıyla burada gördüğünüz Büyük Tur'un güzergahında yaklaşık 4 metre genişliğinde yolların genişlikleri. Orada 2,5 metrelik bir bisiklet ve elektrikli araçlar için yol, kenarında yaya yolu ayrıldı. Geri kalan güzergahlarda gördüğünüz gibi yine 2,5 metrelik bir iz var bu elektrikli araçlarda. Biz belirlemiş olduğumuz bir fiyatı belirttik. Hem atların alımı hem faytoncuların haklarının ödenmesi konusunda yine bir kararı beyan ettik. Her gelen faytoncuyla konuşarak aynı bedel üzerinden faytoncuların haklarını ödedik. Bu belediyemiz için neredeyse 100 milyon liranın üzerinde bir kaynak aktarımı olmuştur. Yani bu sorunun tümden, yani 100 milyon eski parayla 100 trilyondan bahsediyoruz. Büyükşehir Belediyesi büyük bir fedakarlık yapmıştır. Sırf bu adadaki hem atlara olan zulmün engellenmesi hem de faytoncuların bir hak mahrumiyetine uğramaması. Yaptığımız bu çalışmaların bir başka boyutu da atların rehabilitasyonudur. Atları devraldık. Atlara en uygar biçimde bakımlarının yapılacağı, beslenmelerini yapılacağı alanlar oluşturuldu. Ve adalarda atlar o günden bugüne de bu şekilde bakımları sürdürülmektedir. Adaların Türkiye'nin farklı yerlerinde atların en huzurlu şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi adına tercih yapılarak dağıtılması ile ilgili de bir kampanya yürütülmüştür. Bu konuda da ilk örneklerini geçtiğimiz haftalarda gördünüz. İlçe belediyeleri ve bir kısım üniversitelere nakli yapılmıştır. Bu talepler değerlendirilmekte ve devamı da gelecektir. Ancak tereddüt duyduğumuz, atların akıbetinin ve geleceğinden şüphe duyduğumuz bir ortam olduğunda da atları kesinlikle vermemekteyiz. Bu bağlamda tekrar tüm Türkiye'ye, üniversitelere, bir kısım haralara çağrımızı yapıyoruz. Atların bu anlamdaki dağıtımındaki taleplerini değerlendirmek üzere bizlere yapabilirler. Değerli basın mensupları, kıymetli adalar halkımız ve İstanbullu hemşehrilerimiz. Bir başka husus, malum buraya getirdiğimiz ulaşım araçlarımız. Ulaşım araçlarımızla ilgili çok hızlı bir süreç yönettik. Az önce Genel Sekreter Yardımcımızın ifade ettiği gibi, burada elektrikli araçlar, yani temiz, doğa dostu araçlar olması konusunda zaten karar vermiştik. Buranın bir toplu taşıma veya bir minibüs tarzı bir araç kullanımı olmayacağı için makul büyüklükte bir araç tercihinin hızlıca yapılması şart idi. Bu şekilde bir araç tercihinin yapılması için de tüm adaların artık yollarının bir yaya yolu olduğu konusunda da UTK kararı Şubat ayında alındı. En hızlı şekilde en uygun araç tipinin alınması ile ilgili arkadaşlarım yoğun bir araştırma yaptılar. Çok yoğun bir araştırma yaptılar. Şu an Türkiye'de bu tarz büyük coğrafyalarda insan taşımak için kullanılan en efektif araç tipine ve modeline erişildi. Hızlı bir çözüm içinde belli bir sayıda araç alımını yine Büyükşehir Belediyemiz olarak yaptık.